yaklaşık 3 aydır yapmaya çalışıp fakat bir türlü başarılı olamadığım okuma maratonuyla karşınızdayım bu ay kesinlikle iki tane okuma maratonu yapmak istiyorum. Çünkü gerçekten uzun süredir yapmıyorum ve o kadar çok istiyorsunuz ki her gün en az 10 kişi okuma maratonu ne zaman gelecek diye soruyor. Ee, ben de şu an itibariyle başlıyorum. Şu an pazartesi saat 11. İlk kitabım Mitolojik Dünya. Bunu bugün bitirip bir kitap daha bitirmek istiyorum. O yüzden çok fazla vakit kaybetmeden hemen kitap okumaya başlayacağım. Hedefim 6 günde 10 kitap bitirmek. Ee, umuyorum bitirebileceğim ama çok da emin değilim tabii ki her zaman gibi. Ee, bu kısmı çok uzatmayacağım çünkü hemen kitap okumak istiyorum. Kitabı bitirdiğim zaman görüşürüz Herkese merhaba şu anda ikinci gündeyim saat 3 civarı Ne yazık ki video çekemedim dün hiç ee, Ama bir tane kitap bitirdim ee, Uğraştığım çok fazla şey var hem dün hem bu sabah O yüzden okuyacak vaktim çok fazla da olamadı Yine çok kötü bir okuma maratona girişi yapmış bulunmaktayım anlayacağınız Nedense ne zaman okuma maratonu yapmaya kalksam Benim ya hastane işim oluyor ya başka işim oluyor ya bir şey oluyor Yani kısaca bir türlü yapamıyorum Eee Kader benden yana değil okuma maratonları için. Ama dediğim gibi bir tane kitap bitirdim. Bu da Miçolojik Dünya. Dün sabah başlamıştım zaten. E, çok keyifli, çok eğlenceli bir kitaptı. Bana bu çocuk kitabı gibi gelmişti. Hatta önümüzdeki okuyacaklarım videosunda çocuk kitabı gibi diyorum. Fakat çocuk kitabı değilmiş. Cumali Miçoğlu gördüğünüz gibi kendi hayatına esinlenerek yazdığı bir kitap. Üniversite yıllarıyla başlayan seyahat etme arzusunu okuyoruz burada. İşte Amerika'ya gidiyor, e, Orta Doğu'ya gidiyor, Rusya'ya gidiyor, Hong Kong'a gidiyor. ...işte her yeri geziyor Afrika'ya kadar ve bunları da dile getirmiş ve başına gelen bazı ilginç olayları da yazmış. Bunun yanı sıra gittiği yerlerle alakalı bilgiler de vermiş. Bence okuması güzel, eğlenceli, bilgilendirici bir kitaptı. Hatta ben de gidip Mısır piramitlerini görmek istiyorum. E, eğer öyle bir imkanım olursa mutlaka ve mutlaka gideceğim. Gerçekten güzel bir kitaptı bunu bitirdiğim gibi hemen yanımda olan kitaba başladım. Dediğim gibi dün dışarıdaydım ve yanımda sadece kusursuz elmas vardı. Çünkü dün elime geçti bu kitap. Ee, bundan da yaklaşık bir 100 sayfa okudum. Kitabı çok 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 sevdim. Acayip çok sevdim. Ee, ama şu anda devam edip etmemek konusunda kararsızdım. Çünkü dediğim gibi bu ay bu kitap bu ay okuyacaklarım listesinde yoktu ve bu ay sabit kalmak istiyorum. Ama büyük ihtimalle bunu bitirir de e, günlerin sonuna geçerim. Sıradaki kitabım o. Ondan sonra da yine dek yayınlarından sonsuz okuyacağım. Çünkü İki serinin de son kitabı ve serileri bitirmek istiyorum. Ee, bu kitap hakkında düşüncelerimi de söyleyeyim. Bence e, okuduğum en iyi romantik komedilerden biri. Daha da şu an romantik bir kısmı yok ama aksiyon komedi olarak çok iyi gidiyor. Ama şu kapağa bakın romantik olacağı çok bariz. Güzel gidiyor, çok keyifli gidiyor. Bunu bitirmem yaklaşık benim 3-4 saat sürecek. Çünkü yazıları çok ufak. E, o yüzden... Dediğim gibi bunu biçim direkt günlerin sonuna da atlayabilirim ama kararsızım. Daha fazla bu kısmı uzatmadan gidiyorum. Bir an önce kitabımı okumam lazım. Ee, kendinize iyi bakın. Bir sonraki güncellemede görüşürüz. Evet, şu anda an oldu ve ben kusursuz elması bitirmiş bulunmaktayım. Kitap hakkında çok fazla burada bilgi vermeyeceğim. Çünkü e, ayrı bir video çekmek istiyorum. Çünkü çok sevdim. Acayip çok sevdim. Dehşet sevdim. Sonunda ağzım açık kaldı ve bu, bu ne dedim yani? Ne anlama geliyor? Ne demek istiyorsun? Devamı için sabırsızlıkla bekliyorum. Umuyorum ki dek sakını çıkarır. Kısaca konudan bahsetmem gerekirse, Island adlı bir kızımız var. Kendisi sıradan normal bir hayat sürüyor. Fakat bir gün eve geldiğinde e, evinde bir adam buluyor ve hayatı birden bir çıkmaza geliyor. Meğerse annesi bir ajanmış ve bir elmas çalmış ve kötü adamlar elmasının Island'da olduğunu zannediyorlar. Gerçekten çok güzel, çok 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 harika bir kitaptı dediğim gibi daha fazla uzatmıyorum ayrıntılı bir video çekeceğim zaten ee, şu anda ne okusam bilmiyorum bu akşamlık bir ara verebilirim ee, ya da şeye başlayabilirim günlerin sonuna ama kararsızım dediğim gibi emin değilim ee, daha fazla uzatmayayım. Ben yeni bir kitaba başladığımda veya onu bitirdiğinde görüşürüz. Hoşçakalın. Herkese dördüncü günden selam var. Dün söylediğim gibi Gökhan izniydi ve hiç kitap okumadım. O yüzden maratona bir günlük bir ara vermiş gibi bir şey oldum. Ama bugün hızlı kesmeden devam ediyorum. Yine listemin dışına çıkarak yeni bir kitaba başladım. Bu da şey saatte Sultan Mustafa Uğur Ziya Şimşek'ten yazılan bir kitabını okumuştum zaten ay başında ki zaten hala ay başında sayılırız kalemini çok beğendim o yüzden bu kitabını da okumaya başladım ve şöyle yaralamış bulunmaktayım kitap zaten 260 sayfa falan işte ben de 130'dayım e, bunu bir, bir saat içinde bitiririm diye düşünüyorum Konusu konu hoşuma gitti bir kurgu eğer Süleyman tarafından öldürülmemiş olsa, sultan olmuş olsa Mustafa Osmanlı ne olurdu tarzına bir kitap. Beğendim kurgusunu, hoşuma gitti. Yazarın zaten diline hoşuma gidiyor. O yüzden keyifle okuyorum diye diyebilirim. Çok fazla tarih bilmediğim için benim için de böyle değişik bir deneyim oluyor. Genelde bir şeyleri Gökhan'a soruyorum. Ama hoşuma gitti kısaca. Ee, şimdilik güzel ilerliyor. Bundan sonra ne hani okuyacağım henüz karar veremedim ama büyük ihtimalle günlerin sonu okuyacağım. Artık okumam gerekiyor. Ondan sonra da sonsuz okumayı planlıyorum. Ee, okuma Maratonu dahilinde okumak istediğim kitap 10'du biliyorsunuz. Fakat dün de hiç okuyamamış olmamı sayarsak. Bu da 3. kitabım olduğunu varsayarsak en azından 6'yı geçmiş olmayı çıkartıyorum hedefimi. Yani 6 tane okuyayım bana yeter. Şimdi daha fazla uzatmayayım. Kitabımı bitireyim. Bitirdiğiniz zaman görüşürüz. Hoşçakalın. Herkese yeniden selamlar. Ne yazık ki 4. günde daha 3. kitabımı yeni bitirmiş bulunmaktayım. Hemen sıkıyı kesmeden bir kitaba daha başlayacağım ama şu anda saat 9. Yani daha ne kadar okuyabilirim bilmiyorum. Böyle kitapla alakalı birkaç şey söyleyeyim. E, kitap Şehzade Mustafa'nın öldürülmemesi. Onun yerine işte Süleyman alt edip tahta geçmesiyle başlıyor diyebilirim. Yani biliyorsunuzdur o zaman işte birazcık Hürrem birazcık da Rüstem Paşa işte Süleyman'ı gaza geçiriyor. O da Mustafa'yı öldürüyor. Onu tahttan indirip yerine geçmek istiyor diye. İşte bu kitapta onun üzerine kurulmuş ama bu sefer Mustafa boğulmuyor. Aksine Süleyman'ın düşündüğü gibi tahta geçiyor ve ne yazık ki ee, çok da fazla devlet bilgisi olmadığı için Osmanlı'yı çok kötü günlere sürüklüyor. Bence çok güzel bir kurguydu. Çok beğendim. Keyif alarak okudum. Ee, çok fazla tarih okumayı seven bir insan değilim. Bu yüzden birazcık yavaş okudum ve birazcık tek düzeye uğradım. Ama eğer çok fazla tarih seven bir insansınız bence bu kitabı severek okuyacağınızı düşünüyorum. Yazarın dili akıcıydı. Bilmiyorum ben severek okudum. Hoşuma gitti. Ee, ama 5 puanlık bir kitap diyemiyorum ne yazık ki. Yazarın diğer kitabını daha çok beğenmiştim açıkçası. Ama yine de fena değildi. idare ederdi bence. Şimdi hemen hızı kesmeden günlerin sonu okumaya başlayacağım. Meleğin Düşüş Serisi'nin 3. kitabı. Onu da bu gece bitirmeye çalışacağım. Umarım bitirebilirim. Bitirebilirsem çok güzel olur. Ama yarın bütün gün kitap okuyacağım. Daha doğrusu yarın hastaneden döndükten sonra bütün gün kitap okuyacağım. Kararlıyım çünkü... Okuma maratonum berbat geçiyor. Herkese 5. günden merhabalar. Bir insan bir gecede anca bu kadar hasta olabilirdi. Yataktan kalkamadım bütün gün boyunca. Ama bir tane kitap bitirdim. E, hemen size göstermek istiyorum ve okuma maratonu bu kitapla sonlandırıyorum. Gerçekten hiçbir şekilde video çekecek halim yok. Kitap okuyacak halim yok. Sadece yatmak istiyorum. E, hiçbir şey yemedim bugün ve yiyemiyorum. Yani midem almıyor çok kötüyüm. Ee, bitirdiğim kitap günlerin sonu. En sonunda okumayı başarabildim. Ee, güzel bir seri sonuydu bence. Hoşuma gitmeyen birkaç nokta oldu. Mesela peynirin aşırı cinselliğe düşkün olması gibi bu kitapta. Çok hoşuma gitmedi. Benim rahatsız etti. Çünkü diğer iki kitapta böyle bir şey yoktu. Ama genel olarak güzel bir final yapmışlar. Hoştu. Beklenecek bir finaldi daha doğrusu. Yani ee, ne olacağı sonunda belliydi. Böyle bir şey olmasa zaten herkes nasıl böyle bir şey yazmaz derdi. Güzel sahneler vardı, güzel diyaloglar vardı. Özellikle yetenek gösterisi sahnesinde bayağı ağladım ben. Yani gözyaşlarımı tutamadım. Güzel bir veda oldu seriye. Önümüzdeki sene bir kere daha okumak istiyorum. Ee, hatırlıyorum bütün kitapları fakat daha detaylı olarak hatırlamak istediğim için bir daha okuyacağım. Hem eğlenceli olur diye düşünüyorum. Söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok. Genel olarak bence 4 puanlık bir seriydi. İlk kitap dehşet güzeldi. İkincisi çok kötüydü. Bu da idare eder diyorum. Ee, eğer seviyorsanız fantastik okumayı Okuyabilirsiniz. Her yaşa uygun bir seri. Ben gayet severek okudum. Bu benim dördüncü kitabım Çarşamba günü hiç kitap okumadığımız ayarsak dört günde dört kitap bitirmiş bulunmaktayım. ve toplamda bini geçtim. Bence yine fena değil. İyiydi yani. O kadar kötü değildi ama yine de kötü bir okul maratonuydu. Bunun için lütfen kusura bakmayın. E, İyileşe iyileşmez bir tane daha çekmek istiyorum. E, büyük ihtimalle Aralık sonuna doğru çekerim ama çok emin değilim yine söz vermeyeyim. Umuyorum ki bir sonraki daha güzel bir okuma maratonu olur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrardan kusura bakmayın. Hoşçakalın.